İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem özel programıyla yeniden karşınızdayız. Bu akşam yine çok değerli iki konuğumuz var. YKS sınavını ve tercih maratonunu konuşacağız sevgili seyirciler. Bu bağlamda Özel Delta Koleji Rehberlik Bölüm Başkanı Sayın Besime Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Ve değerli seyirciler yine Özel Delta Koleji Eğitim Koordinatörü ve Matematik Öğretmeni Muhammed Ali Aslan bizlerle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemil Bey. Evet değerli seyirciler, YKS sınavı geride kaldı ve bugün itibariyle artık sınavlarda ter döken kardeşlerimiz bu kez de tercih maratonunda ter dökecekler. Aslında zaman da kısıtlı, 6 günlük bir süreç var ve tercihler 29 Temmuz'da sona erecek. Bizler de bugün ağırlıklı olarak tercih maratonunu konuşacağız. Ben hemen konuklama dönmek istiyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İsterseniz bir YKS sınavı hakkındaki genel görüşlerinizle başlayalım. Neler tabii, düşünüyorsunuz tabii. YKS sınavına ilgili? Şöyle söyleyelim Ceyhun Bey. Biz güncel olarak bir konuya başlamak istersek biliyoruz ki 2.198.000 aday YKS sınavına başvurdu ve girdi. Bunlardan 1.760.000 öğrenci 150 puan olan TYT'nin puan hesaplanma barajını aştılar. Evet. Bu puan barajı ne demek bizim için? 150 puan ve üstüne 180, 150 puanla 180 arası puan alan öğrenciler meslek yüksek okullarını tercih edebilirken 180 puan üstüne alan öğrenciler hem lisansüstü bölümleri tercih edebiliyorlar hem de meslek yüksek okullarını kendileri tercih edebiliyorlar. Aslında burada önemli olan tabii barajlardan Besime Hocam detaylı bahsedecektir ama burada önemli olan biraz da ders ortalamaları ne durumda? Onun durumu var. Ben bu sene biraz ufaklık olsa da gelişme gösterse de ben yine bunları da bir paylaşmak isterim. Türkçeden 40 sorudan 14.6 bir ortalamaya sahibiz Türkiye olarak. Evet. Sosyal bilgilerden 20 sorudan 6.6, matematikten 40 sorudan 5.62, fen bilimlerinden ise 20 soruda 2.2 gibi bir ortalamaya sahibiz. Burada ufak bir gelişme var ama tabii bu gelişme bizim için Türkiye'nin güncel durumu için yeterli değil. Yani sınav evet gayet bu sene öğrencilerin kolay bulduğu bir sınavdı. Biraz Türkçe bazında zorlansalar da genel bazda kolay bir sınavdı. Öğrenciler sınavdan çıktıkları zaman çok mutlulardı. Evet. Biraz sınav sonuçları açıklanınca biraz üzüldü bazı öğrenciler. Bazı öğrenciler yine mutlu olmaya devam etti tabii. Ama dediğim gibi bu durum veya bu ortalamalar bizim için Türkiye'nin güncel durumu için yeterli değil. Evet. Bu aslında şu soruyu ortaya çıkarıyor. Yani Türkiye'de eğitim sistemi nasıl? Türkiye'de eğitim ne düzeyde veriliyor liselerde? Çünkü ortalamalar böyle olsa da lise bazında baktığımız zaman bazı liseler çok başarılı ortalamalar sunarken bazı liseler de çok düşük ortalamalar sunuyor. Evet. Yani bu noktaya zaten Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey de dokundular. 2023 vizyonu neticesinde bu konuya değindiler. Genel olarak da dediğim gibi bir sınav değerlendirmesi yapacak olursak TYT hakeza geçen seneye göre daha kolay bir sınavdı. Çünkü geçen sene hazırda bir sistem değişmişti. Bu sene de hazır olan bir sisteme hazırlandı öğrenciler. Geçen seneden daha kolay geldi kendilerine. Biraz Türkçe'de paragraf uzunlukları kendilerinin canlarını sıktı ki zannetmiyorum kitap okuyan öğrencilere de zorluk olsun. Kendi öğrencilerimizden biliyoruz biraz. AYT'de TYT'ye göre bir tık zordu ama öğrenciler genel olarak dediğim gibi sonuçlardan, sınavdan çıktığı an memnundu. Fakat tercih geldiği zaman bir yığılma vesaire söz konusu oldu açıkçası evet, yani. Evet. Çok fazla yığılma vardı zaten. Evet hocam dilerseniz sizinle devam edelim. Sizler YKS için genel olarak neler söylersiniz? Evet, Muhammed hocamın da değindiği nokta aslında yığılma çok fazlaydı. Yani geçen yıl 150 bine girebilecek bir öğrenci bu yılki yaptığı netlerle 300 bine kadar bir gerileme yaşadı. Evet. Hani bunun sebebi de birazcık tabii bu TYT puanını birkaç yıl kullanma. Mesela 2 yıl kullanma hakkı verilmesi. Geçen git hani TYT'de şöyle bir şey getirdiler. Yani hangi puan türün daha yüksekse, bir önceki yıl daha yüksekse onu aktarabiliyor. Ve çocukların bir önceki yılki TYT'leri çok iyi olduğu için bu yıl o sıralamalar arasında çok ciddi bir anlamda yığılmaya sebep oldu çocuklarda. Evet.
Hocam yani bir de ben yanlış hatırlamıyorsam herhalde 15 bine yakın sıfır çeken mi vardı, öyle bir şey duydum tabii, ama. Tabii. Yani sıfır çekme de bu sınavda yani nasıl, o da enteresan bir durum değil mi hocam? Şöyle yani bir durum günümüz... söz konusu. Şimdi sıfır çekme dediğimiz olay puanın hesaplanmaması. Evet. Yani 600 bine yakın kişi aslında puanı hesaplanmayan insanlar. Burada sıfır çekenler de var, puanı hesaplanmayanlar da var. Evet. Bu 600 bine yakın tarafın açıkçası şahsi fikrimi söylemek istersem, şöyle bir durum söz konusu. Bazıları hakeza her sene sınava giriyorlar. Hı hı. Bazıları sınavı umursamıyorlar. İş olsun diye. Tabii tabii iş olsun diye giriyorlar. Bazıları sırf soruları görmek için giriyorlar. Hı hı. Bazıları tam hazırlanmadan giriyorlar. Yani bu 600 binlik kısmın aslında o sıfır çekenlerin de büyük bir kısmı bunlar oluşturuyor yani. Evet. Yani ama yine de çok bir yadırganacak bir şey değil mi hocam? Evet, yani orada bir rakam. Bir net, iki net, üç net en azından bırakabilir diye tahmin ediyorum. Ama şöyle söyleyelim, hocam başta da değindi. Hakikaten eğitim sistemi sorgulanacak bir noktada. Yani çocuklar bir neti, iki neti yapamayacak durumdalar birçok öğrencimiz. Aslında işte her geçen yıl işte değişen sistem, tam çocuklar bir sisteme kendini adapte etmeye çalışırken işte bir Milletin Bakanı değişiyor, yani bir daha sistem yaklaşık değişiyor. Yaklaşık işte son 10 yıldır çocukları biraz ezberci bir sisteme yöneltmiştik. Ama birkaç yıldır bu sistemde biraz değişikliklere doğru gidiyor. Yani yeni nesil sorular artık çocuğun düşünmesine, mantık yürütmesine dayalı soru tarzını ortaya çıkarıyor. Şimdi çocuklarımız alışmışlar ezberci bir sistemle devam etmeye. Bu defa da işte mantık gücünü çok fazla çalıştıramıyor. Yani yorum yapamıyor. Mesela hocam dedi ki Türkçe sorularını çok uzun paragraflardan oluşuyor. Hı. Aslında çok basit sorular olabilir ama öğrenci okumak istemiyor. Çok zor geliyor. Yani diyor ki o paragrafı görünce diyor ki bu kesin çok zordur. Aslında ALES sınavında da buna benzer şekilde. Orada da yine çok uzun paragraflar var. Orada da biraz zaman sıkıntısı yine yaşanıyor. Hocamın branşı matematik. Matematikte de aynı şey söz konusu. Yani öğrenciler inanın ki düzgün bir şekilde okurlarsa yoruma dayalı bir 10 tane yapabilecekleri sorular var ama paragrafı gördükleri anda işte bu soruyu yapamam, çok zor deyip es geçebiliyorlar. Evet, maalesef. Mehmet Ali Hocam, tabii Özel Delta Koleji yeni açılan bir kurum olmasına rağmen yıllardır siz zaten Özel Delta Eğitim Kursu olarak tanınıyordunuz Elazığ'da. Daha önce kurumsal olarak belirlediğiniz hedeflere ne kadar ulaştınız bu süre zarfında? Delta Koleji olarak belirlediğiniz hedefler nelerdir? Elazığ eğitimine yeni bir nefes getirebilecek misiniz? İsterseniz biraz da kurumsal olarak konuşup sonrasında tekrar tercih bölümüne geçeceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz kurs merkezi olarak da yola çıktığımız zaman zaten Elazığ'a farklı bir nefes kattık. Elazığ halkı bunu zaten çok ilgiyle karşıladılar. Bizim orada Elazığ halkına yansıttığımız, Elazığ'daki eğitime yansıttığımız durum şuydu. Biz kişisel başarıları önemsemiyorduk. Bizim için önemli olan kitlesel başarıydı. Evet. Yani bir öğrenci bana geldiği zaman, bizimle beraber hazırlandığı zaman acaba istediği bölüme yerleşebilmiş mi? Bu bizim için çok önemliydi ve biz bunu her sene %60 oranında elhamdülillah başarabildik. Bu sene de yine aynı şekilde başardık. Elazığ genelinde kitlesel başarı olarak kurumlarda önde gidiyoruz çok şükür. Şöyle bir durum var. Biz kolejlerde, şimdi Elazığ Türkiye eğitiminde yükseklerde olan bir il. Nasıl yükseklerde olan bir il? Baktığımız zaman çok köklü kurumları var. Türkiye çapına hitap eden kurumları var. Ve çok güzel işler çıkarıyor gerçekten. Biz bu arada farklı bir nefes olarak kendimizce Elazığ eğitiminde açık gördüğümüz yerleri doldurmak istedik. Nasıl yani? Bir öğrenci koleje gittiği zaman, okula başladığı zaman aynı zamanda da dershaneye gidiyor. Özel ders ihtiyacı oluyor. Kütüphaneye gidiyor. Veya öğrenci kendisi okula, devlet okuluna gitse de kendileri kütüphaneye gidiyor. Sınava hazırlanan bir öğrenci oradan çıkıyor, dershanesine gidiyor. Bazen özel dersine gidiyor. Öğrenci yoruluyor. Yani öğrencinin kafasında tamamen bir karmaşıklık var. Biz dediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanımızın 2023 vizyonunda olan bir şeyi aslında prototip bir okul olarak hemen devreye koyduk. Nasıl? Öğrenci bizde olduğu zaman tüm kafa karmaşasını biz kaldırıyoruz ortadan. Neden? Biz öğrenciye hem okul eğitimini hem de TYT-AYT eğitimini hem de aynı zamanda kütüphane desteğini ve özel eğitim koçu desteğini, onlarla birebir ilgilenen, kişiye özel program yapan öğrenci koçlarını, aynı zamanda kendileriyle desteklediğimiz yayın destekleriyle biz buraya farklı bir nefes katıyoruz. Biz buna da eğitimin beşi bir yerdesi diyoruz. Evet. Okul sisteminizin öğrenciye etkisi, biraz okul hakkında bilgi verirseniz
Tabii tabii. Neler söyleyeyim. Söylersiniz hocam? Okul sistemimizin dediğim gibi en temelde öğrenciye etkisi öğrencinin kafasındaki karmaşıklığı yok etmek. Çünkü öğrenci yoruluyor. Yolda bir vakti gidiyor. Bunları düşünürken bir kafa yorgunluğu oluyor. Yani hepimiz bu sıralardan geçtik. Bizler de biliyoruzdur yani bu karmaşıklığı. Biz dediğimiz gibi bu karmaşıklığı önlüyoruz. Öğrenci bizimle beraber olduğu zaman arttırılmış derslerle beraber 12. sınıfta veya 11. sınıfta olan bir öğrencimiz ilk önce temeli atılıyor öğrencinin. Ardından sınav destekli dersler veriliyor öğrenciye. Öğrencinin her gün olan soru çözümleri öğrencinin kendisine kendisi içinde oluşan stresi azaltıyor. Neden? Çünkü öğrencinin kafasına bir şey takıldığı zaman biz o gün buna direkt çözüm bulabiliyoruz. Şöyle de bir durum var dediğim gibi. Öğrenci kurumdan ayrılıp başka bir kuruma gitme gereği duymuyor. Yani direkt kurumun yani, evet, içinde hiçbir kesinlikle. Şekilde öğrenci bölünmüyor. Hemen kütüphanesine geçip soru çözümünden sonra akşam 10'a kadar bir fiil kendine ait olan bir yerde disiplinli gözetim altında dersine çalışabiliyor. Burada önemli olan durumlardan biri de disiplin. Kesinlikle. Yani biz o disipline önem gösteriyoruz. Çünkü öğrencilerin genelde özel okulu tercih etme sebepleri ben devlet okulundan biraz sıyrılayım. Rahatlığa varayım. İşte orada daha rahat hazırlanırım ama biz eğer senin niyetin hazırlanmaksa gel bunu bu disiplinle yapalım diyoruz. Evet. Yani tamamen disiplin içinde ilerliyoruz öğrenciyle beraber. Aileler de belki evet. biraz daha rahat oluyorlar değil mi? Bunun şöyle hakkında. Söyleyelim. Yani kalabalık bir ortamda bir defa öğretim görmeyecek. Evet. Sınıf sayısı çok daha kısıtlı olacak. Devlet okullarındaki gibi böyle 50-60 kişilik yani kesinlikle. Sınıflar yok. 20 kişilik sınıflar. Evet. Kendilerine ait sıralar. Mesela tabii biz her devlet okulu için aynı şeyi söyleyemeyiz ama bazı devlet okulları çocuğun birçok ihtiyacını karşılayamıyor. İşte oradan çıkıyor başka bir kuruma gitmek zorunda kalıyor. Artı gidiyor özel ders alıyor işte eğitim koçundan yardım alıyor ama biz bunların hepsini okulumuzda zaten bir bütün halinde çocuklarımıza sunacağız. Evet. Artı çocuk koşturmak zorunda değil. Yani şimdi şöyle söyleyeyim bu sınav aslında bir sıralama sınavı. Yani puanın hiçbir önemi yok bu sınavda. Sıralama çok önemli. Öğrencilerle yarışıyorlar. Bir öğrenci geçmesi için de rakipleri çok güçlü. Yani 10 dakikayı bile çok güzel değerlendirebiliyorlar. Çok iyi değerlendiriyor. Evet, kesinlikle değerlendirmeleri gerekiyor. Yani tutup işte yarım saatini yolda geçirmemesi gerekiyor öğrencinin. O yarım saat içerisinde işte atıyorum 2 tane ya da 3 tane soru çözmesi gerekiyor. Hani bizim okulumuz biraz merkezi bir konumda. Evet. Öğrenci çok rahatlıkla evinden evet, bir tabii tabii. Evet. Evinden okula çok rahatlıkla gelebilecek, çok zaman kaybı olmayacak. Ya da mesela geç saatlere kaldığında araç bulamama gibi bir şeyi olmayacak. Hani çok kesin rahat bir konumda yani bir sürü araç bulabileceği bir konumda bir okul. Kaldı ki kampüslü bir okul değil, kafasını dağıtacak çok böyle farklı envanterler olmayacak. Çocuk tamamen akademik anlamda donanımlı bir şekilde yetişecek okulumuzda. En önemli noktası da çok az sayıda öğrenci almamız. Yani çocuk okul içerisinde kaybolmayacak. Yani kalabalıklar devlet, içerisinde kaybolmayacak. Devlet teşviği de var değil mi? Yanılmıyorsam. Yani... Teşvikler bu seneden itibaren kalktı. Evet. Kalktı. Hani daha önceden teşviği devam eden öğrencinin teşviği hala devam ediyor. Fakat bu yıldan sonra teşvik alamıyor öğrenciler maalesef. Evet. Bir de şu da var. Şimdi biz tabii genelde sınav pozisyonundaki öğrencilerimizden bahsediyoruz ama biz okul olarak prensiplerimiz içinde tamamen öğrenciyi sınava hazırlamak yok. Yani biz bir okul olduğumuz için öğrenciyi hayata, devletine, milletine ahlaklı, hayırlı bir vatandaş haline getirmeye çalışıyoruz. Nasıl yani? Öğrenciler bizde 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11'de, 12'de beraber oldukları zaman kendilerinin hem bilim adına, hem sanat adına, hem spor adına da geliştirecek imkanlara çokça sahibiz. Burada bilim adına dediğim çeşitli TÜBİTAK projelerine, matematik olimpiyatlarına öğrenciler hazırlıyoruz. Çeşitli futbol turnuvalarına, spor turnuvalarına, bu tabii futboldan başlıyor, basketbol, voleybolla ilerlediği gibi yani çeşitli sporları da uzanıyor. Yüzmeye kadar uzanabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Sanat bakımından da dediğimiz gibi santranç eğitimlerini birebir hocalarından alıyorlar. Başarılı alanında uzman tabii alanında uzman hocalarından alıyorlar. Zaten bizim gördüğümüz açıklardan biri de buydu. Öğrenciye birebir bilgi yoktu. Yani öğrenci çok iyi öğrenciyse evet birebir bilgi vardı ama orta düzey veya gelişmeye açık bir öğrenciyse kalabalıklar arasında kayboluyordu. Biz o öğrencilerin hepsine bir ışık yakıyoruz. Yani öğrenciler dediğimiz gibi bizle beraber çalıştığı zaman okulu aile gibi benimsiyorlar. Buraya gelip de evet benim anne, babam, ablam, abim gibi birileri beni dert ediyor. Birileri benim için mesai harcıyor. Gerçekten birileri benim için düşünüyor diyorlar. Biz zaten prensiplerimiz arasında tamamen bu da var.
öğrenciye bir aile ortamı oluşturmak. Evet. Hocam isterseniz biraz tercihlere geçelim. Çünkü öğrenci kardeşlerimiz de merakla bekliyorlar. Mutlaka buradan da çıkaracakları bir fikir olacaktır kafalarında. Kesinlikle. Tercih etmeyi düşündükleri bölüm hakkında bir fikir sahibi olurlar inşallah. Sıralamalarla ilgili yılmalar var mı hocam bu yıl? Evet, çok fazla olduğunu söyledik zaten. Evet. Ortalama işte 300 puandaki bir öğrenci geçen yıl 150 binlerdeyken bu yıl 300 bine kadar bir gerileme yaşadı. Böyle bir yığılma söz konusu. Yani yarım net arasına bile binlerce öğrenci sıkıştı bu şekilde. Evet. Hocam tercih yaparken öğrenciler nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ne kadar üstten başlamaları lazım daha doğrusu öyle sorayım. Şimdi zaten şöyle söyleyeyim, tercih süreci sınava hazırlık sürecinden daha zor bir süreç. Evet. Çocukların çok dikkatli çünkü bütün hayatını belirleyeceği bir süreç yani. Biraz süre de kısa değil mi hocam? Yani o kadar kritik bir karar verecekler. 6 günlük bir zamana sığdırır. Sürenin kısa olması çok güzel bir avantaj. Evet. Şöyle söyleyelim. Daha önce işte 15 güne yayıyorlardı süreci. Öğrenci gidiyor işte düşünüyor diyor ki şu bölümü tercih edeceğim. Sonra gidiyor süreç çok uzun ya. Hı hı. Gidiyor fikri değişiyor. Arkadaşı başka bir şey söylemiş. Ailesi farklı bir şey söylemiş. Evet. Çok ortaya farklı bir durum çıkıyor. Yani ilk başladığı noktadan daha farklı bir noktaya gelmiş oluyor. Evet. O yüzden sürecin kısa olması karar aşamasında çok daha sağlıklı bence. Evet. Yani kısa sürede bu tercih sürecinin bitmesi. Şöyle söyleyeyim, dikkat etmesi gereken noktalar öğrencilerin kesinlikle bir uzmanla tercihlerini yapsınlar. Yani aile baskısı da çok yaşanıyor çünkü çocuklarda evet, bu süreçte kesinlikle. Yani işte evet. Belki annesi doktor olmasını istiyor. Belki evet. Çocuğun kafasında çok daha farklı bir bölüm i̇şte var. İşte şöyle söyleyeyim, aslında sıralamalar kafadaki tercih sürecini tamamen değiştiriyor. Yani evet. Başlangıçta çocuk bize geldi diyor ki işte hocam ben şu bölümü tercih edeceğim. Sonra puanları geldiğinde, sıralaması geldiğinde o fikir tamamen değişiyor. Yani son güne kadar bile fikir değiştiren çocuklarımız var. O yüzden kesinlikle tercihlerini bir uzman eşliğinde yapmaları gerektiğini ben burada vurgulayacağım. Yani bir uzmanla yapmaları gerekiyor. Çünkü tercih çok önemli bir nokta. Önemli noktası ne derseniz mesela yazacağı bölümün işte bir ilçede olup olmadığı ya da ne bileyim yurt imkanı var mı yok mu? Ya da mesela ücretli mi değil mi? Çünkü çocuklar bunları çok fazla bilmiyorlar. Hatta ben geçmiş yıllarda şöyle bir olay yaşamıştım. Çok güzel bir puan almıştı öğrencim. Sosyal hizmetler yazacağını 2 yıllık sosyal hizmetleri yazmıştı. ve bir sonraki yıl puanı düşmüştü. Evet. Böyle hataları da düşebiliyorlar. O yüzden kesinlikle bir uzman tarafından yapılmasını vurgulayacağım. Tercih robotları var zaten değil mi hocam? Günümüz tercih robotları var ama buna... öğrenciler onu ayırt etmekte yani onu kesinlikle yine bir uzmandan yardım alacak şekilde kullanmalarını yine öneriyorum. Çünkü niye derseniz çocuklar biraz tercihleri çok fazla böyle riski atamıyorlar ya da ne bileyim ya da kafasına göre yapabiliyorlar. Sıralamanın nasıl olacağını bilmiyorlar. Mesela bize şöyle şeyler geliyor. Hocam diyor ben tercihimi diyor puan sıralamama göre mi yapacağım? Hayır değil. Tercihlerini istediği bölümden başlayacak. Yani puan sıralaması ne olursa olsun. Mesela Elazığ isteyen bir çocuk tutup Malatya'nın puanı daha yüksek diye Malatya'dan başlamasın. Çünkü önceliği Elazığ zaten. Puanı düşük dahi olsa sıralaması düşük dahi olsa Elazığ'dan başlaması gerekiyor. Yani çok ince ayrıntılı noktaları var. Tabii siz rehberlik alanı olarak bu tür değişiklikleri günlük takip tabii, ediyorsunuz takip değil ediyoruz. Mi? Belki öğrenci kardeşlerimiz bilemeyebilir ama siz konulara kesinlikle daha vakıfsınız. Bir de tercihlerde ilk 5-6 tercihlerin ben çocukların çok üstten başlamalarını başlamaları gerektiğine inanıyorum. Yani niye diyeceksiniz? Çünkü tercihler her yıl sıralamalar değişen bir konumda. Çünkü öğrencinin tercihlerine göre şekilleniyor bu puanlar. Geçen yıl çok işte yüksek bir yerle alan bir yer, bir il diyelim yani bir bölüm. Bu yıl daha düşük alabiliyor. Bir tane kontenjan boş kalsa öğrencimiz oraya yerleşebiliyor. O yüzden ilk 5-6 tercihlerin daha üstten başlamaları gerektiğine inanıyorum. 24 tercih hakları var zaten. Hepsini de doldurmaları gerekiyor. Ama tabii ki ben sırf işte yerleşeyim diye de gitmeyeceği bir bölümü de yazmasını istemiyoruz öğrencilerin. Gidebilecekleri bölümlerle doldurmaları gerekiyor o 24 tercih ama haklarını. Yine de geçen yılki puanlar bu yıla biraz ışık tutuyor değil mi hocam? Yani böyle %60, %70 belki bir mesela bir şu bölüm bana gelir mi diye tereddüt ederken tabii. Geçen yılın puanlarıyla mesela, kıyaslanıp geçen yıl çocuklar bir şey dedi, tereddüt de verdi.
puan türü değişti. Daha önce işte atıyorum bir sayısalda 4 puan türümüz varken bu yıl artık tek puan türüyle alıyor. Ve geçen yıl puanlar, sıralamalar belli değilken bu yıl artık net bir şekilde belli yani. Evet. Bir mühendislik kaç binle alıyor ya da bir tıp kaç binle alıyor, en son kaç binde kalmış diye net bir şey var yani, skala var. Evet. Tabii ona bakarak çok rahatlıkla tahminlerde bulunabilirler. Ama tercihlerini kesinlikle 5-6 tercihlerini en üstten başlamaları gerektiğine ben inanıyorum. Evet. O şekilde yapsınlar. Şanslarını bir şekilde yani değerlendirsinler. Yani o yüksekte olan bölümleri de değerlendirmiş olsunlar. Evet. Şimdi mesela şey diyor hocam, bana işte mühendislik gelmiyor. Ama bir deneyin yani, ben çünkü geçmiş yıllarda yaptığım tercihlerde 17 bin fark vardı arada, tercih yapmıştık, gelmişti yani. Bu da sizin başarınızı belki hocam. Yani o çocuğun şansı da olabilir. Yani çünkü orada olabilir. Dediğim gibi bir tane kontenjan boş kalsa dahi o çocuk oraya yerleşecektir. Ya da belki birçok öğrenci burası bana gelmez diye yapmamıştır. Yapmamıştır zaten öyle, o yüzden. Seçimde değil mi? Kesinlikle. Olabilir. Zaten ilk 3 ve 4 tercihin hayal tercih olmasının sebebi bu yani. Evet. Evet. Gelirse çok mutlu ediyor, gelmezse üzmüyor da yani. Yani ben birazcık daha böyle şey yapıyorum. Yani bu skalayı biraz daha yüksek tutuyorum. Çünkü 24 tane tercih hakkım var. Bunun 7-8'ini çok üstten yapsan çok bir kaybın olmaz. Tabii öğrenciler korkuyor. O şekilde yaklaşmak istemiyor ama. Ya dışarıda kalırsam. Ya açıkta yani kalırsam. Evet. Ama zaten son 5 tercihini gelebilecek net bölümleri yazabiliyorsun. Hani illerini de kaçla kapatacağını az çok tahmin edebiliyorsun. Yani çünkü tercih edilme talep olayı var ya hani, o şekilde zaten üniversitenin kaçla kapatır ya da ortalama kaçla işte şey sıralama olarak kaça kadar gelebilir? Az tahmin çok, evet az çok tahminde bulunabiliyorsunuz. Muhammed Ali hocam, size sormak istiyorum. Öğrenciler hangi puan türünden hangi bölümleri tercih edebilirler? Şöyle mesela öğrencimiz en yaygın olan bölüm tabii ki sayısal bölüm. Sayısal bölümlerinden öğrenciler tıp bölümlerini tercih edebilirler. Tıpı, diş hekimliğini, mühendislik bölümlerini. Öğretmenlik bölümlerini tabi sayısal öğretmenlik bölümlerini. Bahsettiğiniz bölümler Elazığ Fırat Üniversitesi için de Elazığ hem Fırat Üniversitesi için tabi Fırat Üniversitesi zaten çok gelişmiş bir üniversitemiz. Yani şu an bizim bugün edindiğimiz bilgiye göre mühendislik bakımından Türkiye'nin ilk beşinde olan bir üniversite. Evet. Yani bu mükemmel demek aslında yani. Çünkü Fırat'ın biraz daha düşük puanla almasının sebebi biraz herhalde yerinin doğuda olması, başka hiçbir şey değil. Çünkü eğitim yönünden hem yurt dışı eğitimi açtığı olanaklar olsun hem kendi eğitimi olsun çok yüksek düzeyde eğitim veriyorlar. Evet. Çoğu bölümü de kendileri barındırıyorlar yani. Dediğim gibi sayısal öğrenci tıp tercih edebiliyor, diş hekimliği tercih edebiliyor, mühendislikler, öğretmenlikler, hemşirelik, odyoloji, ergoterapi gibi yeni yeni alıştığımız bölümler, sayısal da bölümleri, bunları tercih edebiliyorlar. Eşit ağırlıkta daha çok tabii ki hukuk, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık dediğimiz PDR bölümü, aynı zamanda sınıf öğretmenliği bölümünü tercih edebiliyorlar. Bunlar en revaçta olan bölümler. Burada tabii çevre ekonomisi de var ama öğrenciler genellikle en revaçta olarak bu saydığımız bölümleri tercih ediyorlar. Hı hı. Sözel'de daha çok ise sözel bölümlerin öğretmenlikleri var. Okul öncesi öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, biraz önce hocamın bahsettiği gibi sosyal hizmetler, bunlar varken bir de dördüncü bölümümüz olan dil bölümü var. Evet. Dil bölümünde öğrenciler genellikle dil bölümünün bu İngilizce öğretmenliği, Fransızca öğretmenliği, Çince öğretmenliği gibi bölümleri tercih ederken aynı zamanda filolojiyi de, yani dil bilimlerini de kendileri tercih edebiliyorlar. Evet. Resim hocam, bölümlerin belli barajları var mı? Evet. Yaklaşık birkaç yıldır işte tıp, diş hekimliği, hukuk, öğretmenlik, mühendislik, mimarlık gibi bölümlere bir baraj getirdiler. Hı hı. Haliyle çünkü dedik ya hani tercih birazcık şans meselesi. Evet. Çocuk 500 binde işte atıyorum mimarlığı tercih ediyor. Bir tane kontenjan boş kalırsa oraya yerleşebiliyordu eskiden. Ama artık YÖK'ün şöyle bir uygulaması var. Mühendislikte 250 bin barajını getirdi. Mühendis, mimarlıkta 250 bin barajı. Mühendislikte 300 bin barajını, öğretmenlikte de yine aynı şekilde 300 bin barajını getirerek mesela, 300 binin altındaki öğrencilerin o bölümleri tercih etmemesini. Yani evet. Tabii ki sonuçta 300 binin altındaki bir öğrenci.
5000. olmuş. O çocuk tercih yapamıyor değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. 300 birinci olsa dahi tercih edemez. Oradaki küsuratlar bile çok önemli. Zaten sistem kabul etmiyor. Yani tercih yaptığın zaman diyor ki senin diyor puan türün buna yeterli değil diye. Şöyle belirteyim. Bazen çok sık sorulardan biri de şu. Hani PDR bölümü de bu öğretmenlikteki baraja dahil mi diye. Evet dahil. Onu da dahil ediyorlar. Çünkü orada öğretmenlik ibaresi yok ama PDR'yi de bu 300 binlik barajın içine dahil ettiler. Tıpta zaten 50 bin. Şu anda hukukta 190 bin bir barajı var. Bu şekilde bir barajlarımız var. Bunlar özel okullar açısından da bu barajlar geçerli. Şimdi eskiden özel okullarda böyle bir baraj olayı yoktu. Puanı alan işte ücretli bir şekilde yerleşebiliyordu ama artık özel okullara da böyle bir sınırlama getirildi. Evet. 50 binin altındaki bir öğrenci tıp alamazsın diyor yani. Bu da daha tabii ki kaliteli bir, yani şimdi tıp öğrencisinde 50 binin altındaki bir öğrenci tıpı ne kadar sağlıklı bir şekilde bitirebilir baktığımız zaman. Ama bazen şans eseri o şekilde o bölümlere yerleşen oluyordu daha önceki baraj olmadığı dönemde. Evet. Muhammed Hocam bir mesaj var. Muhammed Hocam Aslan ve Zedef ailesi olarak okulumuzun ve sizin başarılarınızı dileriz demiş izleyicimiz. Ben Aslan Ankaralıyım. Öyle mi hocam? Ailelerim kendileri. Evet. Yani, evet. Çok teşekkür ederim. Buradan da selamlarımızı iletelim kendilerine. Tabii hocam aslında şöyle bir şey de var. Ailelerin biraz da çocuklarını işte belli bir bölüme yönlendirirken biraz da iş bulma garantisini istiyorlar. Kesinlikle. Tabii ki. Bu anlamda 2 yıllık yani yüksekokul diye tabir edilen okullardan geleceği böyle parlak olan bölümler var mıdır? İzleyicilerimiz de bu konuda sorular sormuşlar. Evet. Hangi bölümleri tercih edebiliriz? Çok güzel bölümler var. Şimdi bize 2 yıllık bazında geldiği zaman çocuklar genelde böyle sağlık bölümlerine yüklenmiş bir şekilde geliyor. İşte hocam ATT çok çabuk atanıyor. İşte anestezi olsun ama artık onlarda bir yığılma var. Yani atamaları bile durdurulmuş bir şekilde. Mesela ben öğrencilere genel itibariyle sivil havacılık bölümlerini tercih etmelerini öneriyorum. Çünkü şu anda iş alanları çok geniş. Yani havalimanları değil mi hocam? Kabin hizmetleri var. Kabini seçebiliyorsun. İtfaiyecilik kısmını seçiyorsun. Türk Hava Yolları çok rahatlıkla 50 puanlarla KPSS atamaları var. Birçok öğrencinin bundan haberdar bile değil bu bölümden. O varlığından bile haberdar değil ama kesinlikle yazmaları gerektiğine inanıyorum. Çok fazla eleman alıyor her yıl KPSS puanlarıyla ve çok düşük puanlarla, 50 puanlarla. Evet. Kabin hizmetleri yine aynı şekilde. Mesela ben buna değinmişken 4 yıllık yine bunların 4 yıllık bölümü havacılık yönetimi. Çok fazla öğrencilerin ve velilerin bilmediği bir bölüm ama. Sayısal puan. Yok eşit ağırlıkla alıyor. Bilmedikleri bir bölüm ama çok gelecek vaat eden bir bölüm. Bu da yine aynı şekilde. Onun yanı sıra raylı sistemler. Mesela meslek sesi öğrencilerimiz var. Geliyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar ama raylı sistemlerin elektrik makina gibi bölümleri de çok rahatlıkla iş bulmalarını imkan sağlayabiliyor. Ben şu iş bulma noktasını şuna bağlıyorum. Aslında birazcık da öğrencinin yeteneğine, gayretine, çabasına bağlı. Yani hiçbir bölümün garantisi yok. Bundan yaklaşık 5 yıl önce ATT'den mezun olan ya da işte atıyorum bir PDR'den mezun olan çok rahatlıkla yerleşirken şu anda aşırı bir yığılmadan dolayı onlar da açıkta kalabiliyor. Bu biraz arz talep olayı. Yazacakları bölümleri ilk önce kendi isteklerine göre yazsınlar. Yani o bölümü sevsinler. Ben gerçekten bu bölümü istiyorum desinler. Gittikten sonra da o bölümde çaba harcarlarsa ben yani çok açıkta kalacaklarına inanmıyorum. Ailelerin yani de gelecek kaygıları gayet normal. Tabii onlarla çocuklarının yani güzel bir yaşam mesela sözelde öğretmenlik dışında hep gelip öğretmenliğe kilitleniyorlar. Zaten biliyorsunuz şu mevcut durumda öğretmenlik atamaları çok kısıtlı bir şeyde sayıda oluyor. Ben velilere mesela gastronomi ve mutfak sanatları diye bir bölüm sunduğumda çocuğum aşçı mı olacak değil aslında. Çok da güzel bir bölüm. Çok da gelecek vaat eden bir bölüm. Sözlerde çocuklarımız bunu da tercih edebilirler. Mesela okul öncesi öğretmenliği de bir ara çok atamalar vardı. Tabii tabii. Onlarda da biraz halen var mı? Şimdi diyorum ya yani arz talep olayı. Yani o ihtiyaç karşılandıktan sonra yeri tamamen dolduktan sonra artık ona yönelik arz talep olayı bitiyor. Yani belli bir yıl geçmesi gerekiyor ki tekrar ona bir talep olsun. O yüzden bence farklı farklı bölümleri keşfetmeleri gerekiyor. Bazen 2 yıllık bölümler 4 yıllık okudukları bölümlerden çok daha rahat iş imkanı sağlayabiliyor kendine. Evet. Bir uzmana danışmaları yani bunu tekrar kesinlikle tekrar söyleyeyim. Tabii siz bu anlamda zamanı, hizmet tabii veriyorsunuz tabii değil mi hocam? Bir uzmana evet, şu anda okulumuzda evet, tercihleri sürdürüyoruz zaten. Evet. Yani uzmana danıştıkları zaman sonuçta öğrenciler okulun veya bölümün bir kısmını görürken öğretmenler bunun KPSS
kısmını bile, atama durumunu bile bilebiliyorlar yani uzmanlar. O yüzden çok revaçta, kendilerince çok revaçta olan bölümlerin aslında atamalarının çok zor olduğunu görüyorlar. Kesinlikle. Yani o yüzden de tercih etmeye de biliyorlar. Fikirleri tamamen değişebiliyor. Gerçekten bunu bölümün ataması bu kadar yüksek puanla veya atanan sayısı bu kadar az mıymış diye tercihlerden vazgeçmiş olabiliyorlar. Yani burada biz her zaman için söylüyoruz. Öğrencilerimiz tamamen bir uzman destekli olarak tercih yapsınlar. Evet, tercih robotları çok kolay kullanılabiliyor. Hı-hı. Ama tercih robotunu kullanmayı anlamak lazım biraz. İşte okulun durumu bölümleri önemli. Bölümleri bilmek gerekiyor. Evet, okulun ulaşım durumu, hocamın da bahsettiği gibi yurt durumu. Bunlar çok önemli faktörler. Tabii. Yani atama pozisyonu, özeldeki hayatı, sosyo-kültürel çevresi. Tabii, bunların hepsi çok önemli ve kesinlikle bir uzmandan destek almaları mesela, gerekiyor. Mesela biz bunlarla çok karşılaştık. İşte yazmış sırf gelsin diye gidiyor. İşte yurt bulamıyor çocuk. Tabii. Kalacak yer bulamadıktan sonra. Sonra bir daha okulu bırakıp geliyor. Bu sefer ne oluyor? Bir sonraki yıl OBP puan düşmüş oluyor çocuğun. Yani tercih aslında çok, onu da soracaktım hocam. Evet. Sorularım arasında ben vardı. Ben ona geçmeden çok ufak bir şey daha değinmek istiyorum. Şimdi hocam az önce bahsetti hani bölümlerle ilgili. Çocuklar aslında hani tamam bir uzmandan yardım alsın ama ben istedikleri bölümlerle ilgili o bölümün mezunlarıyla da irtibata geçsinler. Fakülteyi arasınlar, okulu arasınlar. Yani biraz araştırsınlar. Yani o tercihi çok yüzeysel yapmasınlar. Hocalarını arasınlar. Yani mesela X üniversitenin X bölümünü istiyorum. O bölüme çok rahatlıkla ulaşabilir. Telefonla arayabilir. Oradan bir hocasıyla görüşebilir. Ya da ona o bölümü okumuş bir öğrenciyle irtibata geçebilir. Artık bunlar çok kolay. İletişim çağındayız. Kesinlikle tavsiyeni alabilir. Bence o işin içinde olan kişilerle de diyaloğa geçmeleri gerektiğine inanıyorum. Biz bazen kariyer günleri yapardık. Çocuklarımızı seçecekleri bölümün içerisine yani mutfağına sokardık, götürdük. Profesörlerle tanışırlardı. Öğrencilerle tanışırlardı. O bölümü oradan daha iyi bir şekilde yani benim aktarımımdan daha iyi bir şekilde. Kafalarında net bir fotoğraf oluşur. Tabii soru işareti kalmazdı. Evet. Bunu da yapabilirler. Yani kolaya kaçmasınlar tercih döneminde. Yani araştırsınlar birazcık ve tek uzmana da bağlı kalmasınlar bence. Birkaç kişiden birkaç de görüş, yerden, görüş alsınlar. Görüş alsınlar. Evet. Hocam peki tercih yaptıktan sonra tercih edilen bölüm gelmezse OBP puanı düşer mi? Bu yönde de çok soru var. Şöyle söyleyelim. OBP puanı tercih yaptınız. Herhangi bir bölüm gelmezse hiçbir şekilde düşmez. Ama atıyorum ya hiç istemediğin bir bölümü yazdın. Sana geldi ve gitmiyorsun. Bir sonraki yıl hazırlanacaksın. O zaman OBP puanı yarıdan yarıya düşüyor. Artı şunu da çok öğrencilerimiz soruyorlar. Daha önceki yıllarda açık öğretim ve uzaktan eğitimi yazdığımızda OBP puanı bir sonraki yıl düşmüyordu. Evet. Ama artık onlarda da OBP puanı düşüyor. Bu OBP puanı ne kadar süreyle düşüyor derseniz 2 yıl süresi var. Yani bir sonraki yıl düşüyor ama bir sonraki yıl yine eski sisteme dönüyor. Evet. Dönüş yani bir ha? Ya evet. O yılın ertesi yılı ya öğrenci oluyor, hazırlanmayacak ya da kesinlikle. Yani ya da onu göze alacak. Çok daha fazla bir puan alması lazım ki o kesintiyi. Ben şuna da değineyim. Mesela çocuklara ben bunu anlattığım zaman diyor ki hocam hiç önemli değil. OBP puanı da yarıya düşsün ne olacak gidiyor yani işte. Hı. Ama çok ciddi bir sıralama geriye atıyor yani biz. Evet. Birçok öğrenciyle yarışıyoruz diyorum ya. Yarım net bile bizim için çok önemli. O yüzden düşünsenize 40 puan getiren bir OBP puanı yarı yarıya düşüyor. 20 puanın senin düşmüş oluyor. Evet. O da seni binlerce öğrencinin gerisine atıyor. O yüzden çok önemli. Onu da dikkate alsınlar. Açıyı kapatmak da çok kolay herhalde değil olmaz. Değil yani. Tabii. Kesinlikle değil. Tabii hocam tercih hataları da az önce bir örnek vermiştiniz ama bu da çok önemli değil mi? Yani tercih önemli, yaparken evet. işte oradaki bir kodlama hatası belki de bir öğrencinin hayallerini yıkabilecek bir sonuç doğurabilir. Bu anlamda bu da çok önemli. Evet. Çünkü telafisi yok değil mi? Evet. Çünkü bazı bölümlerin eşdeğer 2 yıllıkları da var. Yani o yüzden şeyleri kodlamaları çok düzgün bir şekilde yapmaları gerekiyor. Ve kesinlikle ben yine vurguluyorum bir uzmanla yapsınlar yani bu işi. Ha? Zaten yani Özel Delta Koleji olarak siz bu anlamda hizmet veriyorsunuz ücretsiz evet, bir şekilde. Tabii ki kurumumuz bunun için ziyareti açıktır öğrencilerimiz için. Biz her zaman için öğrencilerimizin yanındayız. Her zaman için onlara destek vermekte hazırız yani. Yani bu süreç için de herhalde özel bir ekip oluşturuldu. Yani özel ekip özel yerde tamamen onları beklemekte şu an. Evet. Yoğunluk var mı hocam? Yani, bir yoğunluk var. Yani aslında şunu da merak ediyorum. Yani öğrenci kardeşlerimiz ilk işte bugün başladı. 23 Temmuz 2019 bugün başladı ama son güne mi yoğunluk daha artıyor yoksa ilk günden şöyle, gelip yığılmalar da var mı hocam tercih yapmak isteyenler? 17 Temmuz'da gece hazır açıklandığından itibaren nefes başladı alacak bu, pek vakit süreç. Bulamadık açıkçası. Telefon kendi trafiği, sosyal hayatlarımızdan bir kenara bıraktık. Hı hı. Hani tercihler evet 23'ünde başlıyor ama öğrenciler
17'sinden beri sabahından gece hazırlandı. Evet. Sabah 8'den itibaren sürekli yanlarımızdalar, kurumumuzun içindeler. Sürekli bir araştırma halindeler. Evet. LGS, YKS. Evet, arkadaş, sevgili yönetmenimizden bir, rica edelim YKS olarak onu düzeltelim. Yani biz ön hazırlığımız öncesinde yapmıştık. Bugün itibariyle artık sisteme giriş açısından. Yani açıldı, aslında ha, herkesin kafasından netleştirdiği tercih bir liste oluşturduk listesi zaten var öğrencilerle. Ama bunu işte bir kez daha danışayım işte hocalarıma. Tabii. Ya da yani şu 6 günlük süreç sadece sisteme giriş süreci. Onun öncesinde zaten bölümlerle ilgili bir ön bilgimizi verdik, listelerimizi oluşturduk. Bu 6 gün içerisinde de artık ÖSYM sistemine girip tercihlerini sonlandırabilirler. Evet. Hı hı. Belki de işin, belki de değil, final, final süreci. Evet. Evet. Bu süreç tabii ki... Buna biz şey diyoruz yani, hasat zamanı şu. Şu vakit hasat vakti. Sonuçlar yani ne zaman açıklanacak peki hocam? Ağustos'un 15'ine kadar açıklanacak Allah'ın evet nasip olursa. Yani yaklaşık bir 15-20 gün sonra tekrar sonuçlar da açıklanmış olacak. Öğrenciler hocam bir önceki yılki puanı kullanarak tercihte bulunabilirler mi? Yani aslında evet yaklaşık bir karar verme anlamında bir fikir sahibi oluyorlar ama. Şöyle bulunabilirler. Göre... Şimdi zaten TYT 2 yıl kullanabiliyorlar demiştik. Ve hatta TYT'de hangi yılın puan türü yüksekse onu kullanıyor zaten ÖSYM. Ama AYT kısmı yani 4 yıllık bir fakülteyi tercih etmek için bir sonraki yıl kullanabilmesi için önceki yıldan tercih yapması gerekiyor. Yani mesela öğrencimiz bu yıl tercih etti. Sınıf öğretmenliğine gitti. Ama dedi ki bu bölüm bana göre değil. Bakın hı hı, o kadar güzel rahatlıklar, yük, o kadar güzel bir sistem geliştirmiş ki çocuk hı hı diyor ki gitti ama bölüm kendisine göre değil, pişman oldu. Peki o puanı boşa mı çıkacak? Çıkmıyor. Evet. Dönem ortasında yani Ocak ayında da bazı üniversiteler açabiliyor. Bir de yılın sonunda Ağustos ayında da yine aynı şekilde üniversitelerin açtığı kontenjanlar oluyor. Diyor ki sen gel diyor. O yıl işte gitmek istediğin bölüm kaçla kapatmışsa, puanı da tutuyorsa tekrardan o puanı kullanarak tercihini yap. Ama bir önceki yıl tercih etmesi gerekiyor. Yani çok, bir bölüme gitmesi gerekiyor. Çok birebir örnek aynı değil ama KPSS puanı gibi. Mesela 2 yıl geçerli. 2 evet yıl içerisinde atamalarda kesinlikle o puanı kullanarak. Ama buradaki fark öğrencinin o yıl tercih edip o bölüm bir bölüme yerleşmesi gerekiyor. Yani tekrardan o puanı kullanabilmesi için. Evet. Hı. Yani yerleşip evet herhangi bir nedenle bırakmış olması yani mesela gerekiyor. Ona da bir örnek göstereyim. Bir öğrencim mimarlık yazmıştı. Eşit ağırlık öğrencisiydi. Şimdi biliyorsunuz belli bölümlerin de belli yeteneklere ihtiyacı var. Çocuk gitti, yapamadı yarı dönem. Sonra da oradan sınıf öğretmenliğine geçiş yaptı. Puan da yetiyordu zaten. Evet. Tercih noktasında dedi ki hocam ben mimar olacağım dedi mesela. Ama gittikten sonra pişman oldu. Tekrar sınıf öğretmenliğine geçiş yapabildi. Yani üniversitenin böyle yani imkanları hocam, da var. Mimarlıkla alakalı tabii o ona benzer çok yani daha doğrusu iş alanıyla alakalı çok son yıllarda pişmanlıklar yaşanıyor. Ya keşke okumasaydım gibilerinden işte. Çünkü iş bulmakta zorlanıyorlar. Acaba bu üniversiteyle alakalı bir şey mi yoksa ya mesela Batı'da işte Yıldız şimdi, Teknik, işte İstanbul Üniversitesi gibi üniversitelerde mezunlar biraz daha rahat iş buluyorlar evet ama diğer üniversiteler mezunları şöyle biraz zorlanıyorlar gibi bir görüntü var. Ben olaya şu açıdan bakıyorum. Şimdi tabii ki iyi bir üniversite çocuğu bir adım öne geçirir zaten. Hı hı. Ama bir adım öne geçirmesinin tek sebebi işte bulunduğu çevresel koşullardır. Yani çocuğun kendini yetiştirebileceği çevresel koşulları vardır. İşte doğuda bir üniversitede mimarlık okuduğu zaman belki kendi geliştireceği ya da kalifiye bir eleman olacağı şekilde bir donanıma sahip bir ortamı yoktur. Evet. Ondan kaynaklıdır ama ben yine de hangi bölüm okunursa okusun öğrenci kendi geliştirdikten sonra üniversite ya da işte ya da bölümün çok fark etmeyeceğine inananlardanım yani onu söyleyeyim evet kesinlikle. Öğrencinin çabası çok önemli o noktada. Çok iyi üniversiteden mezun olan öğrencimiz var. İşsiz kaldıkları dönemlerde çok olabiliyor. Ama hiç işte birçok insanın tercih edemeyeceği üniversiteden mezun olup da çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz de var. Yani burada çaba çok önemli. Gittikten sonra iş bitmiyor. Evet. Yine orada da bir çabası olmak zorunda. Tabii hocam mühendislik fakültesi ve teknoloji fakültesi arasında ne tür bir fark var? Bu da çok sorulan bir soru. Ve çoğunlukla da teknoloji
veliler de öğrenciler de tercih etmek istemiyorlar. Geride bırakıyorlar. Evet. Şimdi birkaç yıl öncesine dönersek tabii aralarında bir fark vardı. Birinin imza yetkisi varken diğerinin yoktu ama artık o yok, onu da kaldırdı. Her ikisinin de imza yetkisi var. Teknolojinin de var, mühendisliğin de var. Aralarındaki tek fark teknoloji uygulama. Yani bu işin mutfağında yetiştiriyor. Mühendislik de teorik de kitap üzerinden öğretiyor. Yani aslında baktığın zaman teknoloji daha avantajlı. Evet. Çünkü işin içinde öğreniyorsun yani. Diğerinde kitaplar üzerinden gidiyor. Tek aradaki tek fark yani bu yani. Yani mesela şöyle bir örnek verelim. Araba kullanmayı kitaptan öğrenmek mi kesinlikle daha mantıklı yoksa direkt şimdi, arabayı sürerek öğrenmek mi? Yani ama işte anlamda... şu algı var tabii. Biz bunu bir türlü verilerimizde kıramadık. Hayır, teknoloji olmasın. Teknolojinin imza yetkisi yok. Teknoloji mühendisi olamıyor. İşte hatta geçen biri bana şey dedi. Tekniker mi oluyor? Teknikerlik çok farklı bir olay. Yani evet. Elazığ'da da aslında teknoloji fakültesi ve işte mühendislik fakültesi kesinlikle var. Bu fakültelerin çeşitli bölümleri de var ama mesela şöyle bir örnek, yazılım mühendisliği hem teknoloji fakültesinde var hem mühendislik fakültesinde. Evet. Acaba hangisi daha iyi diye işte çok aileler geliyor, merak yani ediyorlar. Bunu mu yazsak, bunu mu yazsak? Bunun gerçi çok karşılaşıyoruz tercihlerde hocam. Evet kesinlikle. Evet, ama yani şunu da söyleyeyim, hani bizler yeterli gelmiyorsak bu bölümün başkanlarıyla, hocalarıyla da görüşüp o bölümün içeriğini tam anlamıyla öğrenebilirler. Dediğim gibi yani bir bölümü tercih ederken hani uzmandan tamam yardım alın ama birazcık daha ileriye gidip hani mesela şey vardır, iki tür öğrenci vardır. Biri işte rastgele yapayım işte tercihlerimi neresi gelirse, diğeri de en ince ayrıntısına kadar inceleyen öğrenciler vardır. Mesela benim birisi bazı öğrencilerim kaç profesör olduğuna kadar inceliyor yani. Bunları da bir araştırsınlar. Gidecekleri üniversitelerde ne kadar kendini yetiştirebilirler, ne kadar donanıma sahip olabilirler, bunları da muhakkak araştırsınlar. Yani çok zor bir şey değil. Donatılar da önemli. İşte kesinlikle. O fakültede, o kampüste. Sosyal çevre günümüzde kesinlikle artık çok önemli. Onlara dikkat ediliyor öğrenciler tarafından. Hocam Elazığ'da olmayan bölümler var mı Fırat Üniversitesi? Mesela hukuk fakültesi herhalde halen yok değil mi? Yok. Diş hekimliği fakültesi açıldı. Evet var, şu anda 3. yılına girecek bu yıl. Evet. Ama hukuk, mimarlık da açıldı Elazığ'da. Mimarlık da var, evet o da hukuk yine aynı. Hukuk dışında açmayı planlıyorlar. BDR'de açıldı, çocuk gelişimi, okul öncesi, işte, okul öncesi öğretmenliği, İngilizce birçok bölüm var yani şu anda Fırat'ta. Bir tek hukuk yok şu anda, evet. Evet, o da bir eksiklik aslında. Belki de bu yüzden insanlar dışarıya gitmek zorunda kalıyorlar. Çok. Öğrenci kardeşlerimiz. Hocam süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. 45 dakika akıcı bir şekilde geçti. Keyifli bir program oldu. Son olarak neler söylemek istersiniz hocam? Hem kurumsal olarak hem şahsınız olarak neler söylersiniz? Biz öncelikle öğrencilerimize sonuçları hayırlı olsun diyoruz. İnşallah geleceklerinde hayal ettikleri meslekte, gelecekte hayal ettikleri dönemde yaşarlar. Bu konuda üstünü yani her yanını çizerek tekrar belirtiyorum. Lütfen uzmanlardan destek alsınlar tercih döneminde. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Uzmanlardan destek alsınlar. Biz bu konuda Delta Koleji olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Kurumumuz daima açıktır kendilerine. İstedikleri vakit gelip de uzman kadromuzdan istedikleri gibi destek alabilirler. İstedikleri gibi sorularını cevaplandırabilirler. Bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Kendilerini tamamen bekliyoruz. Zaten kadronuzda bu amaçla oluşturuldu. Bunu da belirtmiştiniz. Tabii hocam inşallah ekibiniz de bu katkı verdikten sonra öğrenci kardeşlerimiz de bu anlamda bir mağduriyet yaşamayacaklar. İnşallah tamam, hayal ettikleri bölümleri aracılığınızla, kurumumuz aracılığıyla tercihlerini yapacaklar. Biz bunları senelerdir yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz yani Allah'ın izniyle. Herhangi bir sıkıntı yok bizim için. Bize güvenmekte kesinlikle geri durmasınlar. Evet hocam. Çok teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet Besim hocam, siz neler söyleyeceksiniz? Son olarak düşüncelerinizi almak istiyoruz. Tercih anlamında yani kafalarda kalan tüm soru işaretlerini aydınlattınız. Evet. Ama yine de son olarak belki televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Tercih anlamında son bir hatırlatma. Yine söylediğimiz gibi yani öğrenciler öncelikle sevdiği bölümden başlasınlar. Yani
Şimdi aileler bazen çocukları baskılıyor, işte gidiyor istemediği bir bölümde okuyor ama işte bir yıl sonra bırakıp gelmek zorunda kalıyor. Hem bir yılı boşa gitmiş oluyor, hem de işte bir daha o çocuğun bir daha sınava hazırlama sürecinde o psikolojik durumu bayağı bir sıkıntıya sokuyor. O yüzden kesinlikle sevdiği ve okuyabileceği bir bölümü tercih etsinler. Bakın az önce şeye değindim, hani mimarlık. O yetiye sahip olmayan, yani mühendislik, mimarlık gibi bir yetiye sahip olmayan bir öğrencinin sırf işte getirisi var diye o bölümleri tercih etmemesini öneriyorum. Yani evet. Ya da ailelerin şu tercih sürecinde birazcık çocukların inisiyatifini, yani daha doğrusu çocukların sevdiği bölümlere öncelik vermelerini tavsiye ediyoruz. Ailelere biraz daha da parantez açalım. Kesinlikle. Ailelere ne tür tavsiyeleriniz olacak? Yani biraz da aileler de şimdi yani biz zaten tercihleri öğrenciye göre yapmıyoruz. Ailelere göre yapıyoruz. Ailenin evet. istediği bölümler. Aile işte şurası olmayacak diyor. Çocuk işte tamam diyor. Sıkıntı yok diyor. Ama gittikten sonra mutlu olamıyor. İşte bölümde çok verim sağlayamıyor. Bir sonraki yıl tekrar bırakıp tekrar gelip hazırlanabiliyor. O yüzden aileler çocuklarına sadece yanlarında destek olsunlar. Yani o tercih süreçlerinde tercihlerini hoş görsünler. Mesela benim 3000'e giren bir öğrencim vardı. Biz yılın başında çok farklı bir bölümle başladık ona. 3000'e girdikten sonra şimdi sıralama dediğim gibi hani sıralamalar geldikten sonra fikirler de değişebiliyor. Sonra o tercih sürecinde annesi tıp yazalım diye bir baskı kurdu kendisi üzerinde ama en son çocuğumuz şöyle yaptı. Yani bakın tercih bir bütündür. Hocam ben bu bölümde tıpta okursam işte şöyle şöyle dezavantajları var. Yani öğrencilerimiz de alsınlar bir liste önlerine. Hı hı. Desinler ki yani yazacağım bölümün avantajları şunlar, dezavantajları bunlar. Yani evet. o şekilde bir tercih yapsınlar. Peki hocam. Yani sadece popüler olduğu için değil ya da hocam, işte ne bileyim iş imkanı sağladığı için tercih yapmasınlar. Evet kesinlikle. Hocam mesajlarımız var. Çok hızlı bir şekilde cevap tabii verirseniz ki. Sevinirim. Evet. İyi günler, 118.000'deyim. Hocam nereye gitmemi tercih edersiniz demiş. Hangi puan türünde acaba? Sayısal. Onu yazmamış. Tabii hı-hı. bilemiyoruz şu anda. Sayısal, sayık, evet. öğretim, matematik, öğretmenliği tercih edebilir. Evet. Hemşirelik evet. tercih edebilir. Gelebilen yani yerlerin kız çocuğuysa ebelik olabilir. Hani iş imkanı. Şimdi bu şeye göre değişiyor aslında. Çocuk kişinin kendisine göre. Evet. göre değişen bir şey. Şimdi 118 bine çok fazla bölüm var. Yani hı-hı. sayabiliriz. İşte matematik, fen bilgisi öğretmenliği, işte mimarlık, mühendislik birçok şey var yani. Hı-hı. Ama hani çocuk daha çok neye yatkın, ne istiyor? Bunlar çok önemli. Kız evet. çocuğuysa ebelik olabilir. Hani iş imkanı olan bir şey mi istiyor yoksa özel sektörde kendisini çok daha geliştirebileceği bir bölüm mü istiyor? Evet. Bunlar önemli noktalar. Ha bir de çok ufak buna değinmişken şunu belirteyim. Hı. Şimdi tercihleri yaparken sadece atama bazında bakmasınlar. Yani atama bu yıl atanabilir ama 4 yıl sonra işler çok farklı bir noktaya gelir. Atanamaz. Evet. O yüzden tercih edecekleri bölümlerde hani alternatifim ne olabilir? Yani ben atanamazsam özel sektörde ne yapabilirim? Gözüyle buna baksınlar. Kesinlikle lazım. Buna dikkat et. Gerekiyor. Fırat Üniversitesi'nde ilahiyat fakültesi var mıdır? Az önce hocam sözel bölümleri sayarken söylemedi ve tercih robotunda ilahiyat fakültesi çıkmıyor demiş. Var. Fırat Üniversitesi'nin ilahiyat fakültesi var. Evet var. Ve yaklaşık 100 bindeki bir öğrenci çok rahatlıkla Fırat Üniversitesi ilahiyata tercih girebilir. Tercih robotunu aha. kullanırken ufak bir hata yapmış olabilirler. Evet. Ondan şöyle söyleyeyim bakın şu hatalar oluşuyor tercih robotunda çıkmayan. Şimdi mesela biz tercih robotunda belli bir skalamız var. %30 üstünü alıyorsun, %30 altını alıyorsun. Kendi sıralamanın altı ve üstü olarak. Evet. Skalayı o şekilde belirlediğinde mesela 100 bindeki bir öğrencinin %30'u işte 70 bine kadar çıkıyorsun. 65 bindeki yer çıkmaz senin aldığın skalaya göre. Evet. Ya da 100 binin altı 130 bine kadar iniyorsun. 150 bindeki ondan bölüm çıkmaz. Şimdi Fırat Üniversitesi'nin ilahiyatı 150 bin civarlarında bir puan türüne sahip. Eğer öyle bir skala almışsa altındaki puan türü çıkmamıştır. Yani evet. ilahiyat geliyordur. O yüzden ben mesela şey yapıyorum. Altını çok geniş tutmaya çalışıyorum. Üstünü çok fazla yüksek tutmuyorum. Hani çocuk çok yanlış bir algıya kapılmasın değil mi? Altını istediği kadar geniş tutabilir. Evet. Yani 100 bindeki bir öğrenci 500 bine kadar bile inebilir. Merhaba. Biraz abartı ama inebilir kolay yani. Kolay gelsin demiş. Kırklar Ali baba eskiden izliyoruz. Besim hocamın amcasının oğluyum. Kendisine ve sizlere başarılar diyorum. Soner Güngör evet, yazmış. Teşekkür ederim. Kendisine selamlar. Selamlarımızı iletelim. Birçok soru programımızın son anlarında geldi maalesef. Zaman evet. sıkıntımız da var. Merhabalar, benim çocuğum Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliğini bitirdi. Okula girerken yaklaşık 81. sıralamasıyla girdi ancak şu anda diyorsunuz ki Teknoloji Fakültesinden mezun olanlarla eşdeğer. O zaman girişteki puanlar niye eşit değil? Ayrıca yatay geçişlere de karşıyım. Programı izlediğim için sorayım dedim demiş. Şimdi girişteki puan veya sıralama dediğim gibi tercihe bağlı bir şey. Yani
Algımız nedir? Mühendislik daha öndedir diye biz tercihlerimizi gidiyoruz, mühendislikten yana kullanıyoruz. O zaman teknoloji daha altta kalıyor. Evet, o yüzden hani ha evet yani rağbet yani bu talep olayı. Yoksa sıralamalar orada o iki bölüm arasında bir fark oluşturmuyor. Evet. Aha. İyi programlar demiş, bu sene sayısal puan türünden 360 bindeyim. Bu sıralamama göre Fırat Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik bölümü geliyor. Bu bölüm hakkında bilgi alabilir miyiz hocalarımızdan demiş izleyicimiz. Şimdi ileriki süreçler için çok güzel bir bölüm olabilir ama şu anda Türkiye'de baktığımızda bu bölümle ilgili bir iş tanımı çok kısıtlı yani. Sadece laboratuvarlarda çalışabiliyorlar. Onlarla ilgili atamalar ya da iş alanları biraz daha kısıtlı olabiliyor ama ileriki dönemlerde tabii ki evet, bu olay değişebilir. Son iki soru programı bitireceğiz. Besim hocama selamlar. Birlikte uzun süre çalıştık. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Size ve ekibinize hayırlı yayınlar demiş Serkan Güç. Teşekkür ederim Serkan hocama, selamlar. Hocama sorum şu: Kıbrıs'taki vakıf üniversitelerinin son dönemlerde Türkiye için denkliği ile ilgili çeşitli haberler dolaşıyor sosyal paylaşım sitelerinde. Hocamın bu konudaki yorumu nedir demiş. Şimdi Kıbrıs Üniversitesi'nin denkliği ile ilgili yani onların zaten denkliği kalkma ile ilgili bir şey yok. Kıbrıs Üniversitesi kesinlikle denklik noktasında denkliği olan bir üniversite. Evet. Ama hani bir Azerbaycan, bir Makedonya, onların denkliği kalkacak diye bir söylenti var. Hı hı. Ama hala onların da denkliği devam ediyor. Şöyle, denklik kalksa dahi bir sınav uygulayacaklar. Yani bölümü bitirdikten sonra yeterlik, evet, sınavı gibi bir sınav yapacaklar. O sınavı geçtikten sonra yine denklik hakkını kazanabilecek yani. Evet. Aha. Son sorumuz hocam. Sözel 155 bindeyim. Nereler gelir? Tercih aralığını nasıl tutmalıyım demiş izleyicimiz. Şimdi 155 bindeki bir öğrenci 90 binlerden bile başlayabilir. Yani 90 binden başlayıp 200 bin, 250 binlere kadar inebilir. Ona gelebilecek bölümleri şöyle sıralarız. İlahiyat gelir istiyorsa. Gastronomi ve mutfak sanatları gelebilir ki ben özellikle o bölümü vurguluyorum. Evet. Hani veliler çok tercih etmiyor ama çocuklar bunu tercih edebilir. Sosyal bilgiler öğretmenliği, Türk dili, hani bu öğrenci yine dediğim gibi istek ve talebine bağlı bir şey. Birçok bölümü sayabiliriz ama Türkçe ve çocuk okul öncesi gibi bölümler düşünüyorsa onların sıralaması çok yüksek. En son kapattıkları puan dilimi de zaten 40 bin, 45 bin arası. O biraz zor yani. O tarz bölümlerle ölü tercih yapmış olur. Yani evet, onları tercih edersin. Evet, çok teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Programımıza renk kattınız, önemli bilgiler paylaştınız ve inşallah öğrenci kardeşlerimizin de kafalarındaki soru işaretleri de giderilmiş oldu bu program aracılığıyla. Evet. Bir kez daha tekrar ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli seyirciler, gündem özel programının burada sonuna geldik. Bir dahaki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.